Hiç kendinizden yaş olarak daha büyük ve daha genç birine aşık oldunuz mu? Yalnız değilsiniz. Unutmayın, eğer aşkta yaşa siz anlam yüklerseniz yaş önemli bir hale gelir. Birçok kişi aşkın yaşı yoktur der. Fakat romantik bir ilişki ararken bu konuda katı kurallar koyar. Bunun nedeni kafamızda hala birkaç yıl sonra yaşlı birisi olacak ya da gerçeklik bizi vurduğunda ne olacak gibi ön yargılar olduğu içindir. Gerçek şudur ki partnerinizin yaşından dolayı bir ilişkiden korkmanız için hiçbir sebep yoktur. En iyisi kalbinizin sesini dinlemektir. Chase Gabbard daha 11 yaşındayken Jace'in en iyi arkadaşı oldu. Bir gün en yakın arkadaşının evine giderek annesi Jamie ile tanıştı. Yıllar boyunca arkadaşlıkları devam etti ve keyifli vakit geçirdiler. Fakat 2013'te genç anne kilo vermek istedi. Oğlu ve arkadaşı da ona yardım etmek istiyordu. İki genç arkadaş kadının hedefine ulaşması için ona eşlik etti ve onunla birlikte koşmaya başladı. Bir yıl içinde Jamie 45 kilo verdi. O sırada Chase 18 yaşını doldurmuştu ve en yakın arkadaşının annesinden hoşlanmaya başlamıştı. Bir gün hiç düşünmeden onu öptü. Her ikisi de birbirinden hoşlanıyordu. Bunu duyan herkes çok şaşırmıştı. 21 yıllık farklılıklarına rağmen bir ilişki kurmaya karar verdiler. Kadın bir röportajda ortak noktalarının çok olduğunu ve ikisinin de çok mutlu olduklarını söyledi. Anne, genç adamın onu öpmeden önce ona karşı bir hissinin olduğunu bilmiyordum, şoka girmiştim. Ancak o zamandan beridir birbirimizden ayrılmaz olduk dedi. Daha sonra şunları ekledi. 3 çocuğum var. Onlar bir numaralı önceliğim oldukları için hemfikir olduklarından emin olmam gerekiyordu. Ama hiçbiri bir sorun çıkarmadı. Hepimiz birbirimizi sevdik ve bu durumu oğluma söylediğimizde o da kabul etti. Ve hala en iyi arkadaşlar. Şu anda çift evlilik yolunda ilerliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Amerika'da yaşanan bu olayda herkesi çok şaşırttı. 27 yaşındaki kadın, 30 yaşındaki en yakın arkadaşının babasıyla bir süre flört ettikten sonra evlendi. Çift, seyahat etmek, eğlenmek ve beraber olduklarında keyifli zaman geçirdiklerini keşfedince hızlıca aynı eve taşındı ve şu anda bir yıllık evliler. Taylor Kern'in kızı olan 30 yaşındaki en iyi arkadaşı Amanda ile bir süre bunun zorluğunu çekmesine rağmen şu anda üçü de beraber yaşıyor. Taylor, ilk tanıştığımızda ben Kern'in kızıyla birlikte çalışıyordum. O benim en yakın arkadaşımdı ve Kern de o zaman evliydi. Ayrıca benim de bir ilişkim vardı. İlk başta çok yakışıklı olduğunu düşündüm çünkü olgun erkekler her zaman bana çekici gelmiştir. O da benim sevimli olduğumu düşünmüş, sonrasında da bir barda flört etmeye başladık diye konuştu. Amanda ile babasıyla tanışmadan bir yıl önce başlamıştı arkadaşlığımız ve başlarda kendimi suçlu ve kötü hissetmeye başlamıştım. Fakat bir süre sonra bunu atlattım. O her zaman yanında olacağımı biliyor diyen Taylor, Kern'e adeta hayran olduğunu söyleyerek onun çok akıllı, eğitimli ve başarılı olduğunu belirtti. Taylor ilişkilerinin başından bahsederken çok fazla ortak noktaları olduğunu ama ne olursa olsun evleneceklerini asla düşünmediğini söylemişti. Geçtiğimiz yıllarda Meksika'da evlenen çift, insanların kendilerine tuhaf tuhaf bakmalarına alıştıklarını söyledi. İnsanların tepkileri ne olursa olsun, çiftimiz yaşadığı hayattan oldukça memnun. Taylor ve Ken, insanların yaş farkına bakmadan mutlu olabileceklerini düşünüyorlar. Başkalarının ilişkinizi yargılamasını görmezden gelmemenizi öneriyorlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Aşk yaş farkını görmezden gelir mi, yoksa her türlü engeli yener mi?